Arkadaşlar merhaba. Akademik Arapça Nahiv dersinden birinci dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Ed-dersul evvelu birinci ders. Hemen başlıyoruz. Aksamul kelam sözcüklerin yapısı bölümleri. Şimdi sözcükler kaça ayrılıyor arkadaşlar? Aksamul kelam dediği yere bakıyoruz şu an. Kırmızı yerde yazılan aksamul kelam 3'e ayrılıyor. Gördüğünüz gibi mavi kutucuklarda vermiş bize. İsim olarak arkadaşlar. İnsanun, insanlar. Hayvanun, hayvanlar. Cemadun, cansızlar. Nebetun, bitkiler, sıfatun, sıfatlar. Arkadaşlar bunların hepsi birer isim olarak sayılıyor. Fiiller 3'e ayrılıyor. Madin, geçmiş. Mudari'un, şimdiki, muzari fiil. Emrun, emir. Diğer bir kısmı ise harfun. Harf dediğimiz kısım. Harfler arkadaşlar kendi başlarına bir işe yaramayan diyelim. Ancak cümle içerisinde kullanıldıkları zaman anlam kazanan sözcüklerdir. İle, a, min, den, dan, fi, de, da, ale, üzerinde anlamına geliyor. Evet, bakalım şimdi. El-emsiletu örnekler. Muhammedun fil medineti. Muhammed şehirdedir. Muhammed kelimesi arkadaşlar. Şuradan ismun kelimesine geliyor değil mi? İnsan. İnsan. El-Kur'anu fi kalbi fil kalbi Kur'an kalptedir. El-Kur'an yine özel bir kelime, isim. Uşiru ilel eşyai. Uşiru işaret ediyorum. İle bakın burada harf arkadaşlar. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Burada da fi var harf olarak. El-Medine, el-Kalbu bunlar da birer isim. El-Eşye isim. Uşiru fiil. Sözcüklerin yapısı bu şekilde arkadaşlar. Eğer hareket bildiriyorsa fiil kendi başına anlamı yoksa mutlaka cümle içerisinde kullanılması gerekiyorsa harf anlamı olan işte özel kelimeler olabilir, cins isimler olabilir. Onlara da zaten isim diyoruz. Harece fiil bildirdiği için bir hareket bildirdiği için arkadaşlar fiil. Et-talibu isim. Zaten isimler el takısını alıyor. İsmun diyoruz. Min harf el-kulliyeti yine isim arkadaşlar. El-kelimetu selasetu aksamin. Kelime 3 bölümdür. İsmun isim ve fi'lun fiil ve harfun ve harf. El ismu isim. Huve kullu lafzin yedullu ala insanin ev hayvanin hayvanin ev şeyin. İsim arkadaşlar insan ya da hayvan ya da nesnelere işaret eden tüm lafızlardır. Tüm kelimelerdir. Misalun örneğin Muhammedun Muhammed Zeynep Kıttatun kedi Hadikatun bahçe Bebun kapı Kitabun kitap. Bunların hepsi birer isim arkadaşlar. El-fi'lu fiil huve kullu lafzin yedullu ala husuli amelin fi zamanin muayyenin. Fiil belirli bir zamanda meydana gelen
işleri gösteren tüm kelimelerdir. Yani hareket bildiriyor zaten fiiller biliyoruz. Misalun örnek talaa çıktı, fetehe açtı, yel'abu oynuyor, yescudu secde ediyor, iclis otur, ikra oku. El harf harf. Kelimetun leyse lehe mane. Anlamı olmayan kelimedir. İlle ize etet fil cümleti. Cümlede gelmedikçe anlamı olmayan kelimedir. Yani cümle içerisinde kullanılması gerekiyor bunların anlam ifade etmeleri için. Misalun örneğin min den dan ile e a an hakkında ale üzerinde fi de da bi ile ya da bazı yerlerde de da diye de geçebiliyor. Li için key için hel mumi. Arkadaşlar zaten bunları Türkçede de biliyoruz. Kelimeleri, fiilleri, harfleri ayırabiliyoruz arkadaşlar. Eddersul evvel, birinci ders, el ismu. İsimlerden örnek vermiş. İnsanun, hayvanun, nebatun, cemadun, insanun, Muhammedun, Ahmedun, Aliyun, Zeynebun, nokta nokta özel isimler. Artı raculun, adam, imraatun, kadın, şebbun, genç, veledun, çocuk gibi. Hayvanun hayvan, esedun aslan, hisanun at, cemelun deve, nokta nokta hayvanlar zaten arkadaşlar. Nebetun bitkiler, tuffahun elma, burtukalun portakal gibi burada da meyveleri vermiş zaten ve bitkiler. Cemedun, cemedun arkadaşlar nasıl donuk yani. Cansız, cansız kelimeler. Kalemun, kalem. Kitabun, kitap. Kursi, sandalye gibi. Arkadaşlar bunların hepsi birer isim. El fi'lu, fiil. Fiiller zaten hareket bildiriyor. Harece, çıktı. Ketebe, yazdı. Ekele, yedi. Şeribe, içti. Nokta nokta gidiyor bu şekilde. Fiillerden örnekler vermiş. El harfu. Zaten harfleri de yukarıda yine saymıştık. Min, den, dan, ile, e, a, en, hakkında, ale, üzerinde gibi gidiyor o da. Onları zaten saydık. Et-tedribul evvel, ihtar, ihtari. El-işaretu sahiha ev el-işaretu hata. Binaen ala kevnil kelime el-vakia. Beyne kavsen. İsmen. Eşteri Ahmedu iştara pardon. İştara Ahmedu kitaben. İsim olanları arkadaşlar. İsimse tik koyacağız. Bu parantez içerisindeki kelimemiz isim ise tik. İsim değilse hata yapacağız arkadaşlar. İştara Ahmedu kitaben. Kitap kelimesi bir isim mi arkadaşlar? Evet. Tik koyduk. Zehebtu ile suk. Suk kelimesi isim mi arkadaşlar? Evet. Tik koyduk. Usafiru ba'de saatin. Usafiru seyahat ediyorum. Bu isim olmadığı için çarpı. Diğerlerini de siz yaparsınız arkadaşlar. İsim mi, fiil mi yoksa harf mi diye. Ya da hemen yapalım. Ta'leme Abdullah ennah. Abdullah özel isim olduğu için zaten isim. Uşiru ilel eşe ile arkadaşlar harf olduğu için çarpı koyuyoruz. İsim değil. Haddid. Haddidin evvel kelime harfun ismun fiilun el vaka beynel kavseyni. Parantez içerisindeki kelimelerin arkadaşlar harf mi, fiil mi, isim mi onları bulmamızı istiyor. Zurtu, ziyaret ettim, fiil. Halidun, isim zaten arkadaşlar. Ketebtu bir fiil. Fi'lun,
İştara internet fi. Fi harf b. Fehimtu fi'lun elif. Şimdi unzur ilel haritatu zihniye ve aksamil kelime. Yine zaten kelimenin bölümlerini ayırmış arkadaşlar 3'e. Yine aynı şekilde. İsmun, insanun, ev hayvanun, ev eşyaun. İnsan, hayvan ya da eşya olabilir. Hep aynı şeyleri açıklıyor aslında. Muhammed, Fatma, kıtta, kedi, kitap. Kitap. Harfun, harfler. Leyse lehu mane illa fil cümle. Sadece cümlede anlamı vardır harflerin. Onun dışında anlamı yoktur. Min, dendan, ile, e, a, en, hakkında, ale, üzerinde, fi, de, da. Fi'lun, fiil olarak vermiş burada da. Amelun, fi zamanin, muayyenin. Belirli zamandaki işler, hareketler. Fetehe, açtı. Yani soru yardım ediyor. İclis, otur. İkra, oku. Şimdi ikra el emsilete el atiyete summe beyin nav'el kelime keme fil misal. Harece Ahmedu minel beyti. Harece arkadaşlar cümledeki bütün kelimeleri, harfleri, fiilleri bu şekilde ayırmamızı istiyor zaten. Harece çıktı fiil, fi'lun. Ahmedun, Ahmet, ismun. Min, harfun. Elbeyt ismun. Mesela vasala fi'lun, ettalibu ismun, ile harfun, elkulliyeti ismun gibi. Bunları da bu şekilde yapılarına ayıracaksınız arkadaşlar. Kara'e fiil arkadaşlar. İştara satın aldı fiil. Elverdu, gül, Elkur'anul Kerim, bu da zaten özel isim arkadaşlar, bunları geçiyorum. Uktubi ya da uktub, sittete ef'al, 6 tane fiil yaz. Yukarıdaki örneklerden fiiller yazabilirsiniz işte. İştara mesela, kara'e, okudu. Vasala, ulaştı. Diğer kelimelerden de bulabilirsiniz. Uktub, sitte, esme. 6 tane isim yaz. Yazalım. Söyleyelim hemen. Ahmet, Fatıma, Bebun, Sellacetun, Kuratun, Beytun, Kursiyun, Haritatun gibi gidebilir. Uktub, sittet, ahruf. 6 tane de harf yaz diyor. Fi, an, ale, bi, li. Bunların hepsi de harfti zaten. Yukarıdaki örneklerden direkt geçirebilirsiniz. Etedribu sadis, 6. alıştırma. İkra, en nas, metni oku, el ati, aşağıdaki. Veda, koy, hatten, tahtel efal. Fiillerin altına bir çizgi koy. Ene usametu. Ben Usame. Ene talibun min Urfa. Edrusu. Ene talibun min Urfa. Ben Urfa'dan bir öğrenciyim. Urfalı bir öğrenciyim. Edrusu okuyorum. Bunun altını çizeceğiz zaten. Ellugatel Arabiyeti, Arap dilini. Arap dili okuyorum. İkinci satır. Ene Zeynep'un. Ben Zeynep. Min Gazi Antep. Ben Gaziantep'tenim. Ene Talibetun Cedidetun. Ben yeni öğrenciyim. Edrusu okuyorum. Ellugatel Arabiyeti. Arapça okuyorum. Yine burada aynı şekilde Edrusu okuyorum fiilim. Ve Hede Burak. Ve bu Burak. Huve min Trabzon. O Trabzonludur. Ve talibun cedidun aydan, o da yeni bir öğrencidir.
Nahnu biz nuhibbul biz Arapçayı seviyoruz. Evet, burada da nuhibbu arkadaşlar fiil. Altını çizeceğimiz kelime o. Alıştırmalar. Bakalım. Ayin el fiile vel harfe fil hivaril ati. Aşağıdaki diyalogta harf ve fiilleri belirle. El ebu ay pardon. Biraz sert bastım sanırım. El ebu zaten isim. Meze bunu arkadaşlar harf olarak geçirebiliriz. Tefalu fiil. Huna ismun. Ye harf diyelim ona da. Said isim. Sadece fiil ve harfleri çıkarmamızı istiyor. İsimleri istemiyor herhalde. El-ibnu isim. Uşahidu fiilun. El-filim film. Bu da zaten isim. Arkadaşlar diğer kelimeleri de bu şekilde ayıracaksınız. İsim mi, fiil mi, yoksa harf mi? 8. alıştırma. İmlemle el-ferah. Boşluğu doldur. Bir kelimetin münasebeti keme fil misal örnekteki gibi uygun kelimeyi boşluğa doldur. Örnek el misalu örnek. El kitabu kitap nokta nokta el hakibeti fiili koymamız gerekiyor anlamlı olması için. Kitap çantadadır. Çantadadır. Evet arkadaşlar harici çıktı. Muhammedun Muhammed demek zaten. Bir. İsmu heze nokta nokta İbrahim. İsmu hezel veledi İbrahim. Bu çocuğun adı İbrahim'dir. En uygun kelimemiz el veledu. Halidun nokta nokta fi nefsihi. Halidun yakulu fi nefsihi kendi kendine söylüyor. Buraya da yakulu'yu getirebiliriz. Halidun yakulu fi nefsihi kendi kendine söylüyor. Yescudu ennes insanlar kılıyor. Yescudun nes namaza namazda mı diyeceğiz? İnsanlar namazda mı? Yescudun nes fissale dört nokta nokta heze kitabun hangi fiil kelimeyi getirebiliriz? Ketebe heze kitabun eheze kitabun bu kitap mı? Eheze kitabun. Bu bir kitap mı? Şuradaki harfi getiriyoruz. Hezihi bu. Nokta nokta. Hiye mumarridatun. O hemşiredir. Hezihi'den sonra o zaman bir bayan getirmemiz gerekiyor. Leyla. Nokta nokta. El ebu. El veledu. Saidun. Min nasaha. Nasaha'yı getiriyoruz arkadaşlar anlamlı olması için. Nasahal ebu elvelede baba çocuğa nasihat verdi. Bakalım. Şuraya gerek yok arkadaşlar. Özlü söz gibi bir şey paylaşmış. Şimdi burada ne yapacağız? Da, dai, el, efal, vel, esme, vel, huruf, fil, cedvel. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Cümle içerisinde geçen fiil,
isim ve harfleri şuraya yazıyorsun. Mesela ilk örnekte Es-Saffu Nazifun demiş. Es-Saffu arkadaşlar ismun Nazifun da ismun arkadaşlar. İkisi isim olarak geçiyor. Et-Tabibetu Et-Tabibu fil-gurfeti Et-Tabibu ismun şuraya yazıyorsunuz. Fi harf El-Gurfe yine ismun. Bu şekilde kelimeleri ayırıyoruz arkadaşlar. Şeribe bunu da yapalım. Şeribe fi'lun içti fiili. Şuraya yazıyorsunuz. El-Veledu ismun karşısını yazıyorsunuz. Elme yine ismun. Onu da ismun kısmını yazıyorsunuz. Ne demiş? Beyin nev'el kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimelerin türünü açıkla. Hasedun haset isim diyeceğiz. Kalilun az isim diyeceğiz arkadaşlar. Lem bu olumsuzluk eki arkadaşlar. Buna da harf diyeceğiz o yüzden. Anlamlı olması için cümle içerisinde kullanılması gerekiyor çünkü. Ekele yedi fiili. O zaman fiilun diyeceğiz. Er-Resulü Resul ismun diyeceğiz buraya. Yedrusu çalışıyor. Fiilun. Hel mı soru edatı arkadaşlar bu. Dolayısıyla harfun diyeceğiz buna. İkra oku. Emir fiili. Fiilun diyeceğiz. El-Ustazu hoca. El-ismu diyeceğiz. Min arkadaşlar denden bunu da cümle içerisinde anlam kazanan harflerden min harfun diyeceğiz. Şeribe içti fiili fi'lun diyoruz. Fi arkadaşlar yine harfun. Esselamu selam. İsmun ale yine harf. Harfun semi'e işitti anlamına geliyor. Fi'lun diyoruz. İhtar, seç. El kelime el münasibe, uygun kelimeyi seç. Ente, sen. Arkadaşlar, ente dediğine göre mutlaka bizim cevabımız hadimun olacak zaten. Müzekker ve mufret bir kelime gelmesi gerekiyor kendisinden sonra ente de çünkü mufret müzekker olduğu için ente hadimun. Sen hizmetlisin. Muallime tani. Şuradaki tani ikilik alameti arkadaşlar. Zamirimiz tek kişi olduğu için enti'yi seçiyoruz. Ani de ikilik eki. U ne de arkadaşlar? Çoğulluk eki. Nahnu dediğine göre kendisinden sonra gelen kelimenin de haberinde arkadaşlar çoğul olması gerekiyor. Kitabun olmaz kitap. Muallimetun olmaz öğretmen. Hadimetun olmaz tekil arkadaşlar bu da. Görevli. Muallimune çoğul yapıda gelen sadece bu harfi bu kelimemiz var. Dolayısıyla D ikinci boşluğa. 3. Ene ben. Arkadaşlar ben tekil olduğu için tekil bir kelimeyi yerleştirmemiz gerekiyor. Une çoğul yapıda gelmiş. Mühendisun kelimesini getirebiliriz buraya. Ene mühendisun. Ben bir mühendisim. Muallime tani, tani ikilik eki zaten. Muallimat, bu da zaten çoğulluk eki arkadaşlar. Entum, sizler. Yine çoğul ve müzekker bulmamız gerekiyor. Etun, bayanlar için kullanılıyor. Müennesler için direkt sildik. Ani ikiller için, talibetun tekiller için. Dolayısıyla entum mühendisune, sizler mühendissiniz. Arapçada zaten uyum var arkadaşlar. Zamirimiz burada gördüğünüz gibi çoğul olduğu için ve erkek olduğu için kendisinden sonra gelen yüklem görevindeki kelime de arkadaşlar çoğul ve müzekker gelmek zorunda. Dolayısıyla Elif'i seçtik. Hunne, hunne arkadaşlar bayanlar için kullanılıyor. Onlar çoğul yapıda gelen bir kelime gelmesi gerekiyor. Kendisinden sonra talibetun diyemeyiz. Müfret.
Muallimune diyemeyiz. Erkekler için kullanılıyor. Bize bayan çoğul lazım. Talibun diyemeyiz. Erkek. Ve mufret. Muallimatun diyebiliriz. Muallimatun'u buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Çoğul bayan. Bu da çoğul bayan. Huma o ikisi. O zaman bizim seçeceğimiz kelimenin de ikil olması gerekiyor. İki kişiyi ifade etmesi gerekiyor. Huma o ikisi. Ani alan kelime arkadaşlar zaten ikilik alameti almış kelime. Dolayısıyla Elif. Muallimani iki öğretmen. Elif'i seçtik. Burada arkadaşlar ihtar. El cümlete el hatiyete. Yanlış cümleyi seç. Şimdi Elif'ten başlayalım. Ene Zeynep'un. Entum muallimani. Huve İbrahim. Nahnu tullabun. Arkadaşlar uyum olması gerekiyor demiştik. Şimdi ene de mufret olduğu için kendisinden sonra mufret kelime gelmiş. Cim de huve mufret olduğu için yine tek bir isim gelmiş. Nahnu biz kelimesinden sonra gelen kelime yine çoğul. Tullabun öğrenciler. Dolayısıyla B uygun olmuyor. Entum sizler. Muallimani iki öğretmensiniz. Olmuyor arkadaşlar. Entum yerine ikillik alamet, ikillik anlamı veren entuma zamiri kullanılması gerekiyordu. Entum ikiden daha fazla kişiler için kullanılıyor. Ama kendisinden sonra gelen kelimemiz muallimani iki kişiyi ifade ediyor. Dolayısıyla yanlış olan B arkadaşlar. Şimdi diğerlerine de bakalım. Hiye muallimetun. Evet doğru. Çünkü müennes müennes. Tekil tekil. Nahnu tullabun. Çoğul. Çoğul arkadaşlar. Huve tabibun. Huve mufret ve muzekker. Kendisinden sonra gelen kelime de aynı şekilde gelmiş. Yine D'yi işaretleyeceğiz arkadaşlar. Entum sizler iki kişiden daha çok yapıda gelmesi gerekiyor kendisinden sonra gelen kelimenin. Talibani ise ikililer için kullanılıyor. Ani. 3'e bakalım. Enti muhezzebun. Sen edeplisin. Şimdi enti olduğu için arkadaşlar bayan olması gerekiyor kendisinden sonraki kelimenin. Muhezzebun ama erkekler için gelmiş. Muhezzebetun olsaydı doğru şıkkımız olurdu bu. Elif'i işaretliyoruz yanlış cümlelerden. Diğerleri doğrudur o zaman. Ente zeki. Huma reculani hunne ummuhat. Onlarda bir yanlışlık yok. 4. Huve muçtehidun. Evet. Muzekker mufret. Muzekker mufret. Hum muçtehidune. Muzekker çoğul arkadaşlar. Cemi. Kendisinden sonraki de öyle gelmiş. Hiye müennes olduğu için kendisinden sonraki kelimenin de müennes ve hiye yine mufred olduğu için kendisinden sonra gelen kelimenin de mufred olması gerekiyordu. Burada ikili şeklinde gelmiş. Aniyle iki çalışkan demiş. Dolayısıyla cim harfimiz yanlış arkadaşlar. Enti zekiyetun. Evet doğru. Enti müennes ve mufred. Dolayısıyla kendisinden sonra gelen kelime de müennes ve mufred arkadaşlar. B'ye bakalım. Entuma mahirani. Evet bunda da bir sıkıntı yok. Entuma ikiller için kullanılan zamirimiz. Mahirani de zaten ani iki ile ikili olmuş. Ente kerimun. Evet arkadaşlar. Ente sen erkek ve tekil olduğu için kendisinden sonra gelen kelime de aynı şekilde gelmiş. Allah'ım. Neden böyle bir şey oldu şimdi? Arkadaşlar bu şekilde onları yapacaksınız. Bir saniye. Fareyle de denemeye çalışayım.
Çok pardon arkadaşlar. 5'te kalmıştık. Enti, Zekiye, Tungun'da sorun yok demiştik. Ha, zaten direkt cevabı vermiştik burada. Ente Kerim, sen Kerim'sin. Bunda da bir sıkıntı yoktu. D'di arkadaşlar. Kalan D olmuştu zaten. Huma Saidat, Saidat. Huma ikililer için kullanılırken kendisinden sonra gelen kelime çoğul verilmiş arkadaşlar. Yanlış olan D. 6'ya bakalım. Huve mühendisun. O mühendistir. Evet doğru. Huve muzekker tekil. Kendisinden sonra da gelen kelime aynı şekilde. Hiye müennes tekil. O zaman kendisinden sonra da müennes gelmesi gerekiyordu. Yani sin'den sonra kapalı T olması gerekiyordu. Şuradaki T'den olması gerekiyordu arkadaşlar. O zaman cevabımız B. Tercim, tercüme et. El cümele, el etiyete. Aşağıdaki cümleleri ile luati türkiyeti Türkçe'ye çevir. Tercüme et. Ente takra'u, sen okuyorsun. Edrusu luati arabiyete, Arapça okuyorum. Fatıma tu fissafi, Fatma sınıftadır. Muhammedun tabibun, Muhammed bir doktordur. Tercim, el cümleler etiyete ile luati arabiyeti, ile luati arabiyeti, evet Arapçayı çevirin. Kitap, kitap faydalıdır. El kitabu mufidun, çocuk su içti. Şeribe, el veledu el me'e, bu kitap mı? Ehaze kitabun, adam muz satın aldı. İştara el reculu el mevze. Evet. Tedrib, ekmil el harita el zihniye li aksamil kelime. Arkadaşlar şuraları tamamlamamızı istiyor. Zaten bunun yukarıda örneği vardı. Aksamul kelam diyeceğiz buraya. El kelam getiriyoruz. Başlığımız zaten bu. İnsanun ev hayvanun ev şeyun. İnsan, hayvan ya da nesne. Ne diyeceğiz? Ahmedun, Zeynebun, Cemelun, Nemletun, ondan sonra Bebun gibi kelimeleri buraya getirebiliriz. Anlamı olmayan harfler arkadaşlar. İle, fi, an, bi, li, ke, hel, anlamı olmayan ama cümle içerisinde anlam ifade eden harfler arkadaşlar. Onları da buraya yazıyoruz. Fi'lun, fiil. Evet arkadaşlar, burada olan cümleyi yazacaksınız. O cümle neydi? Hatırlayamıyorum şu anda ben. Bakalım hemen. Amelun fi zamanin muayyenin. Bunu yazıyorsunuz direkt oraya da. Amelun fi zamanin muayyenin. Evet. Bakalım başka alıştırmamız kaldı mı? Evet, yok arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. İyi Arapça öğrenmeler diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.